projeyi engellemekle suçlanıyoruz. Bizim açımızdan bir şey var mı burada yani belediyenin burada? İnşaata devam eden Millet Bahçesi'ne ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın kendisini aradığını söyledi. Kılıç ve Özcan'ın projedeki yol bağlantı sorununun çözümüne ilişkin konuştuğu aktarıldı. Şu anda yollar belli zaten. Onlar kendi hatta dolgu da mı yapmıştık Feridun Bey orada biraz? Şimdi onlar ne yapacaklardı? O kodlara göre projelerini yapıp... Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin soruna ilişkin bilgi verdi. Millet Bahçesi'nin etrafında belli bir yol güzergahımız var. O zaman ilk projeye de başlandığında yine benim bildiğim kadarıyla Feridun Bey olduğu dönemde fen işleri de gitti. Kendileriyle görüşmüşler. Şimdi sıkıntı şu, onların yaptığı projeyle bizim mevcuttaki şu andaki yolun bağlantısını kuramıyorlar. Ama bizim yolumuz zaten orada mevcuttu. Biz gerekli, o zaman içinde gerekli iyileştirmeleri yapabileceğimiz kadar da yaptık. Şu anda yollar belli zaten. Şimdi onlar ne yapacaklardı? O kodlara göre projelerini yapıp, kodlandırmasını ona göre yapıp o yollara bağlayacaklar. Peki biz, yani ham yol peki yok kaç orada. Metrelik yol kodu farkı var? 7 metreye yaklaştığını söyledi arkadaşlarımız. Bolu Belediye Başkanı Özcan ise projenin bitmemesinin sorumlusunun Bolu Belediyesi olmadığını aktardı. Biz bunu çözmek için elimizden geleni yapalım da Millet Bahçesi Bolu'muzun Millet Bahçesi. Ama şimdi arkadaşlar burada elinizi vicdanınıza koyun. Belediyenin ne suçu var? Sen o 7 metreyi şimdi nasıl bağlayacaksın? Biz mi yolu yükselteceğiz? Onlar mı yolu indirecek? Projeyi engellemekle suçlanıyoruz. Bizim açımızdan bir şey var mı burada yani belediyenin burada bir kusuru, hatası var mı?